Günaydın. Ben yeni kalktım. Ee, saat 9 civarında bu videoyu da çekmeye başlıyorum. Ee, konu pekiştirme 4 nolu testteyiz. Şimdi sorularımız nasıl sorular? Ya yani permutasyon kombinasyon ya olayı bir kere şeydir, eğlencelidir bir taraftan da. Yani e, düşünmeyi ya öyle mi olur, böyle mi olur derken böyle bir merak duygusunu da kurcalıyor açıkçası. Neyse bir bakalım sorular nasılmış. 4 yolcu bir otobüsteki altı değişik koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir demiş soru. Şimdi mesela birinci yolcudan bahsedelim. Şimdi birinci yolcu olduğunu düşün. Altı tane boşluk var. Ne yaparsın? Bunlardan 6 tane seçeneğim var. 6'dan birini seçersin. İkinci yolcu geriye 5 tane yer kalacak. 5 seçimi var demektir. 3. yolcu eee 4 boş kaldı. 4 seçimi var ve sonuncu yolcu da geriye kalan 3 koltuktan birini seçecek. O da bu. Bunları çarpacağız. Hepsi bu. Şurası kaç yaptı? 30. Burası da 12 yaptı. 12 ile 30'u çarparsak ne elde ederiz? 360. Evet, farklı şekilde oturabilirler. Cevabımız E olacak. Olay bu. Şimdi burada A kümesi verilmiş. Kümesinin 5'li permütasyonlarının, permütasyonlarının kaç tanesine M ve R yan yana bulunur? Şimdi 5 tane yer açayım kendime. 3, 4, 5. M, R'yi yan yana istiyoruz öyle mi? Yani M şuraya gelsin, R şuraya gelsin. Şimdi M ve R'nin dışında kaç tane eleman var? Şunları bir sileyim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buraya 5 seçenek var. Buraya 4 seçenek. Buraya da 3 seçenek var. Şunları çarptığımız zaman böyle olan 60 durum var. Tamam. Ama e, ben M'yi solda R'yi sağda düşündüm. Bunu biz ne yapmalıyız? Bunlar yer değiştirebilir diyerek 2 ile de çarpmalıyız. Yani bu iki şu ikisinin yer değişimi ile ilgili. Gelen sayı nedir? 120. E, şimdi illaki böyle olmak zorunda değil. MR burada olur. 120 daha oradan gelir. Sonra bir bakıyorum alta doğru inelim. MR şöyle de gelebilir. Sesim bir çatladı. 120 de oradan gelir. Başka? MR bir de şurada olabilir değil mi? Yani orada orası içinde tekrar ne yapar? Bir 120 daha gelir. E o zaman bunların toplamı kadar durum oluşur. Cevabımız ne gelmeli? 480 gelmeli. C şıkkı. Ne demiş? Şu diğerleri nedir anlamadım. Bu herhalde dizgide kaynamış bir durum. Şunu bir sileyim. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik, 2 farklı kimya kitabı bir rafa aynı tür kitaplar yan yana gelmek şartıyla kaç farklı dizilir demiş bize. Şöyle düşünelim. M1, M2, M3, M4. Bunlar farklı olduğu için hepsini farklı numaralarla gösterdim. Fiziklerde F1, F2 ve F3. Kimyalarda K1 ve K2 diyelim. Burada şu önemli. Aynı tür kitaplar yan yana diyor. Şöyle üzerinden bir daha geçelim. Bu ne demek? Matematikler ayrılmayacak. Hep kendi içerisinde dizilecek. Fizikler de öyle. Ve kimyalarda öyle. Şimdi baktığımız an şu 3 tane paket hareket edebilir. Yani 3 faktöre kadar paketlerin Hareket sayısı var. Sonra e, matematikler kendi içerisinde 4 faktöriye kadar hareket eder. E, şuraya bir bakacağım. Burada ne olur? Fizikler kendi içerisinde 3 faktöriyel ve kimyalar kendi içerisinde 2 faktöriyel olur. Yalnız böyle bir cevap görmüyoruz. Şıklarda farkındasın. Bunları açalım. Hepsi de 12'ye bağlanmış. Şıklara bakarsam. 4, 3, 2. 3'ü de 3, 2 diye açtım. Zaten 2. Demek ki 12'yi arayacağız. 12 şuradan bir 12'yi gördüm bak şuradan bir tane 12 var. Şöyle bir paketleyeyim ben onu. Tamam. Sonra bak şu. Şu, şu bir 12 de öyle geliyor. Bir de şurası da 12 yapıyor. O zaman tam tamına 3 tane 12 çarpılmış. Yani ne demek bu? 12 üzeri 3 demek cevabımız C şıkkıymış. Şimdi burada bir permütasyon e, denklemini çözmemiz isteniyor aslında. E, şöyle yapalım. n artı 1'in üçlü permütasyon demek. n artı 1'den geriye doğru 3 sayı yazacağız. n artı 1 n. Bir de ne var? n eksi 1 var. Şimdi ben buradan daha şunu yazmayacağım. Bir şey fark ettim. Şuradaki n ile n eksi 1 zaten burada da var. O yüzden bunu parantezine bir alayım ben. n n eksi 1 parantezine alırsam. Burası için n artı 1 gelir. Burası için de ne geliyor biliyor musun? n eksi 2 bölü 2 geliyor. Şöyle bir hesaplayalım. Bu da 8'e itibaren üç sayı yazacağız. 8, 7, 6. Evet. Şura nedir? eşit dediğim zaman 2n artı 2. 2n artı 2. Aslında direkt şöyle yapalım. Hesabı uzatmayalım. Artı 2 eksi 2 birbirini götürecek. Buradan 3n bölü 2 kalıyor. Şu bölü 2'yi de buraya atayım. Yani şöyle bir şeye karşılaşıyoruz. 3'e de bölebiliriz değil mi aslında? Evet. Yani n, n-1 hatta n kare n-1 diyelim. 3'ü buraya atacağım. Sadeleştireceğim. Şöyle yapalım. Burada kaldı 2. Bu 2'yi de buraya attım. 4 oldu. Yani 2, 8, 7, 4 gibi sayılarla karşılaştığım Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız ona bakıyorum. Bir tam kare yakalamak istiyorum. Ee, ve o tam kare nasıl bir şey olmalı? Buradan 8 var, buradan da 8 var. Bir saniye bak. 8'in karesi çarpı 7 ile karşılaştım burada. Dikkat ettin mi? Bak şu, şu, şu 8'in karesi. Direkt geldi cevap. Nedir? Görüyorsun. Bak içerideki bunun bir eksiği, bu da buranın bir eksiği. Demek ki en sayısı kaçtır? 8'dir. Soru da zaten onu soruyor. O halde C şıkkını şartlıyoruz. Sinemaya giden 6 kişiden Elif ve Gülşen aralarında 2 kişi olmak koşulu ile yan yana olan 6 boş koltuğa kaç farklı oturabilir diye sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koltuk ayarladım. Bu Elif ve Gülşen'in arasında da 2 kişi olacak diyor. Aralarında 2 kişi diyor. Hmm. Şuraya Elif'i, şuraya Gülşen'i koyduk. Aslında ihtimaller bununla da bitmiyor. Çünkü araya iki kişi gelecekse bunu biraz daha hareket ettireyim. Mesela E buraya, G buraya olabilir değil mi? Hadi bir çizelim. Sınav anında bunu biraz daha hızlı yaparım ama şimdi anlatacağımız için adım adım gidelim. Herhangi bir boşluk bırakmayalım anlam konusunda. Evet yani ihtimaller böyle aslında. Hani hep iki kişi bıraka bıraka gittiler. Tabi E ile G'nin yer değiştirmesi birazdan düşüneceğim. O ben arada iki kişi dedim bir kişi bıraktım iyi mi? Harikayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burada bir hata yaptım. Onu yeniden yapalım. Sinemaya giden 6 kişiden Elif ve Gülşen aralarında 2 kişi olmak koşuluyla yan yana olan 6 boş koltuğa kaç fark şekilde oturur demiş. 6 koltuk çizelim ilk önce. 3, 4, 5, 6. Şimdi Elif'i buraya koyalım. Arada 2 kişi istiyoruz. O zaman Gülşen'i de nereye koyacağız? Buraya koyacağız. Ee, bu durum sadece bu koltuklar için değil devam edeceğiz. Bakayım 3 evet. E buraya gelirse bu sefer G buraya gelir. Aslında bir ihtimal daha kaldı. Onu da yazalım. Buraya da E gelir ve buraya da G gelir. Biter. Biter de birazdan E ile G'nin yer değiştirmesinde konuşacağız. Tamam mı? Şimdi <laughs> bu kişiler X, Y, K, L kişileri olsun. Yani bu diğer arkadaşların isimleri. Ee, bunun arasında iki kişi istiyoruz ama özel bir durum da yok. Herhangi iki kişi olsa olur aslında. Şu dört tane yeşille gösterdiğim kişi bu dört koltukta dört faktöriye kadar yer değişikliği yapabilir. Sonra bir de bu e ile g ile kendi arasında iki yapar. Görüyorsun. Şimdi bu durum aşağıdaki, yani ortadaki ve onun en altındaki içinde geçerli olduğundan bir de biz bu olayı 3 üçle çarpmalıyız. Evet cevap bu olmalı. Nedir bir bakalım. 4 faktöriyel yirmi dört ikiye çarptım 48. 48 ile 3 ile çarparsam e, kaç geliyor buradan? E, 24 elde var 2. 144 farklı şekilde bu durum oluşabiliyormuş. Cevabımız A şıkkı. 5 kişinin katıldığı bir bilgi yarışmasında ilk 3 dereceyi paylaşan kişiler kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Yani e, istenen şey şu birincilik e, ikincilik, üçüncülük diye düşünelim. Birincinin e, adedi 5'tir. Hani 5 kişiden biri. Sonra geriye kalan dört kişiden biri de ikinci olur. Geriye kalan üç, e, üç kişiden biri de üçüncü olur. E bunların çarpımı kadardır. Cevap ne oluyor direkt? 60 oluyor. E şıkkı. Çok basit bir soruydu. Ali altı basamaklı bir merdiveni bir veya iki adım atarak çıkmak istiyor. Buna göre Ali bu merdivenin bu merdiveni kaç farklı şekilde çıkabilir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Mesela 1, 1, 1, 1, birkaç kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 mi oldu? Yani her birini bir bir çıkabilir. Sonra 2, 2 de gidebilir. Yani toplam 6 olmasa, lazım çünkü 6 basamak var. Şöyle de olabilir. Mesela 1, 2, 1, 2 de gidebilir. Başka düşünüyorum şöyle. 4 tane 1, bir tane 2 de olabilir. Evet. Burada açıkçası soru tekrarlı permutasyona girdi. Yani e, bunu ileride anlatacağız ama bu soruyu burada tekrarlı permutasyonu çözeceğim. Şöyle ki, hani 1-2-1-2 diyorum ya, şöyle oluyor. 1, sonra 2'ye zıplıyor. Sonra 1, sonra tekrar 2'ye zıplıyor. Ya hocam böyle şöyle olamaz mı? 2-1-2-1 e, 2, 1, olur. Ya da 2-2-1-1 olur. İşte bu e, kendi arasında yer değişiklikleri yapabilir. İşte bunları da hesaplayarak bütün durumları bulmuş olacağız. Şimdi bu zaten tek bir durumdur. Yani bunun hesaplanacak bir tarafı yok. Buradan bir tane olay gelir. Hani 1 1 1 1 1 1 diye zaten bir tane durum var. 2 2 2 2 diye de bir tane durum var. Şimdi şu biraz değişik, bir de bu değişik. Bunu biraz önce söyledim değil mi? 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 gibi. İşte buradaki farklı sıralama adedini şöyle buluyoruz. 4 eleman var burada. 4 faktöriyel. Sonrasında ikilerin kendi içinde, birlerin kendi içerisindeki e, yer değişikliği yeni bir durum olmadığı için bir adedi iki tane, iki faktöriyel. Yani 2 adedi 2 kere, 2 tane o da 2 faktöriyel bölünüyor. Yani aslında fazla sıralamaları biz buradan atıyoruz. Herhalde anlaşıldı. Şimdi bu kaç yaptı? 4 faktöriyel 24, 4'e böldüm 6 geldi. Bu 6 bir kere. Şuna gelince buradaki durum şu. Bu 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 1, 2, 1, 1, 1 ya da 1, 2, 1, 1 diye bir sürü durum var ya... ...bu durum sayısı kaç tanedir? O da yine tekrar permutasyonu yapılacak. 1, 2, 3, 4, 5 eleman var, 5 faktöriyel. Yani. Tekrarlayanları arasındaki sıralama yeni bir sıralama olmadığı için ne yapacağız? E, ee, ona böleceğiz. Bu fazla bir salama Bu 5 faktör içerisinde var. Yok etmek için de bölerek hallediyoruz. Buradan da 5 geldi. Şimdi ne oldu yani? Alttan toplayalım. 5 sonra 6 sonra şuradan 1 ve 1 deyince 11. 2 de oradan 13 geldi. 13 farklı şekilde çıkabilirmiş bu merdiveni Ali. Ne demiş? 3 avukat ve 2 öğretmen aynı meslekten olanlar yan yana gelmek istemiyorlar. Gelmeyecek diyor, gelmemek. Ee, bir sada kaç farklı oturabilir diye sormuş. Bir kere öğretmen sayısı az, avukat sayısı çok. Bu ancak şöyle olabilir. Avukat, öğretmen, avukat, öğretmen ve avukat şeklinde olursa olabilir. Çünkü eğer öğretmenle başlarsak bak onu göstereyim sana. Öğretmenle başladın avukat, öğretmen, avukat e avukat. Gördüğün gibi şunlar ne oldu? Yan yana geldi. Biz böyle bir durum istemiyoruz. O yüzden bu kitle öğretmenlerin illaki araya yerleşmesi lazım. Şimdi tabii ki bu avukatlar farklı avukatlar. Yani e, istersen buna A1, buna A2, buna A3 diyelim. Şu öğretmene de öğretmen 1, öğretmen 2 diyelim. Bunları kendi arasındaki yer değişikliklerine hesaplayacağız. Şimdi avukatlar zaten hareketlerini sistem kitli olduğu için kendi aralarında yapmak zorundadırlar. Yani şu şekilde değişiklikler yapabilir. Bu üç faktöriyel hareket demektir. Öğretmenler de benzer şekilde sadece kendi aralarında yer değiştirebilir. O da iki faktöriyel. Neymiş bunun hesabı? Buradan 6 geliyor. Şuradan da 2 geliyor. Cevabımız nedir? 12'dir diyoruz. E şıkkını şart dedik. Hepsi bu. Evet, şimdi burada ne diyor? Orkide kelimesinin harflerini kullanarak D ile başlayan, E R ile de biten, anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kaç değişik kelime yazılabilir? Şimdi D ile başlayacağız, öyle mi? R ile de biteceğiz. Şimdi o zaman D'yi şu R'yi bir iptal edeceğiz bir de D'yi iptal edeceğiz. O zaman ortaya kim kalıyor? O var. So K var. I var. Bir de E var değil mi? Şimdi bu arada şunları biz buraya çaktık. Hani bir pano gibi düşün. Çiviyle biz bunları buraya duvara çakıyoruz. Bunlar kıpırdamayacaklar. Şunu da aynı şekilde yapacağım. Hareket edenler şu ortadakiler. Hani turuncuyla çizdiğim şeyler. Ee, e bunların hepsi farklı harfler zaten. Kendi aralarında 4 faktörüye kadar yer değiştirir. Bu da zaten sorunun cevabıdır. Zaten D ile R'yi ellemiyoruz. O halde cevabımız ne gelecektir? 24 gelecektir. Yani B şıkkıdır. İşlerinde Zübeyde ve Ali'nin de bulunduğu 6 kişilik bir grup yan yana fotoğraf çektirecek. Zübeyde ve Ali yan yana gelmemek şartıyla diyor. Anladım. Şimdi yan yana gelmeme durumu biraz karışık bir durum. Biz onun yerine ne yapalım biliyor musun? Bir kere bunlar kendi aralarında 6 faktör ya yani çünkü toplamda 6 insan var. Yani 720 tane ne yapabilir? Farklı fotoğraf çekilebilir. Bunların işlerinde kimisinde Ali ile Zübeyde yan yana kimisinde ayrı. Biz eğer yan yana olma durumunu bulabilirsek ve 720 de atarsak ne olacak? Ayrı oldukları durumu hesaplamış olacağız. Şöyle diyelim. X, Y, Z, T diyelim. Toplam 6 kişiye şunlar yan yana olacak. Bunlar yer değiştirebilirler. Ama Z ile A kitli şu an. Çünkü ne yapıyorum? Birbiri bir yan yana oldukları durumu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bu durumda 1, 2, 3, 4, 5 paket var. Buradan 5 faktöriyel salama doğar. Z ile A e, kendi içerisinde iki yerleşikliği oluşturabilir. O yüzden toplam salama budur. Şu 120, ile çarptım, 240 çıktı. Bu şimdi yan yana olma durumu. Yan yanalar. Şu neydi? Tüm sıralama. Tüm fotolar diyelim istersen buna. Fotoğrafların sayısı bu. O halde 720'den, 240'ı atarsak ayrı oldukları fotoğrafları bulmuş oluruz. 0 8 ve ne çıktı? 480 çıktı. Cevabım B şıkkıymış. Deniz kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulan 5 harfli kelimelerin kaç tanesinde ünlü olan harfler soldan sağa doğru alfabetik sıradadır? diye sormuş. Şimdi burada ünlü harfler kimler onlar? E ile i. He. Ne demişti bize? Ünlü olan harfler soldan sağa doğru alfabetik sırada. Yani aslında şöyle istiyor benden. E E e'yi küçük yazdıysam E harfi E harfi i'nin neyinde olmalı? Solunda olmalı. Evet. Çok güzel çözeceğiz bunu. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şimdi burada toplamda 5 harf var. 5 harften ben 5 faktöriyel kadar sıralama elde ederim. Tamam. Bunların yarısında e solundadır. Geri kalan yarısında e sağındadır. O yüzden yarı yarıya olduğu için solundakileri ya da sağındakileri bulmak için bunu ikiye bölmemiz lazım. Yarısında solunda, yarısında sağında. Yani bitti. Burası 120, ikiye de böldüm. Cevabım ne geldi? 60 geldi. Yani neymiş? 5 şıkkıymış. Kümesinin üçü permütasyonlarının kaç tanesinde E bulunmaz diyor. Şunu çöpe atalım. E üçlü permütasyon diyorsun. 1 2 3. E o zaman bu çok rahat bir soru. Permütasyon deyince zaten hani kutu kutu çarpma da yapabiliyorduk. Burada kaç eleman var bu arada? 4. Buraya 4, buraya 3, buraya da 2 gelir 4 hani tane seçenek var. Son geri kalanlardan 3 tane, geri kalanlardan 2 tane diye düşünüyoruz. Bunları çarptığımız zaman da ne geliyor? 24 geliyor cevabım C şıkkı. Şimdi 1 3 4 5 kümesi elemanlarıyla yazılabilen üç basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Hmm. Buna göre 351 sayısı baştan kaçıncı sırada olur diye sormuş. Efendim nasıl bir çalışma yapsak? Şöyle desek 3 basamaklı, değil mi? Mesela şuraya 1 gelse. Buraya 1 geldiğini düşünelim. E, bu bu arada rakamlar tekrarsız falan demiyor, değil mi? Demiyor. O zaman buraya bir seçeneğimiz var. 4 4 Yani yüzde başlayan, yüzlü olan 16 tane sayı var. Şimdi 3'e geçeceğiz ama buraya 3 gelsin. Bak. Son şuraya kimler gelebilir? 351'e yaklaşacağız ama geçmeyeceğiz. 1 3 gelebilir. 5'i getir, 4'te gelebilir Dur. 4'te gelebilir. Yani buraya 1 seçenek, buraya 3 seçenek, buraya yine ne oldu? 4 seçenek oldu. Böyle de 12 tane durum var. Şimdi bundan sonraki bir düşünelim mi? Bundan sonra zaten dikkat et. Ben aslında en son 340'lı bir sayıyı yazdım buraya. Bundan sonraki sayı zaten direkt 350 ile başlayacak. Hatta e, burası da bir olduğunu düşünelim. Bir seçenek, bir seçenek, bir seçenek. Buradan da bir tane geliyor. Şunu bir hesaplayalım. Şuradan 28 topladık. Bir de buradan. Demek ki 29. sayı 351. sayı oluyormuş. Anladın değil mi bunu? Bak tekrarlıyorum. Şu ortadan en son 345'li sayı tüketiyoruz. Şurada. 28'in sayı 345 aslında. Evet. Sonra 29'un sayıda küçükten hani başı 3 ya bunun. 3. Sonrasında 4'ü falan kullandık biraz önce yukarıda. Onu kullanamıyoruz bir daha. Bir, e, sonra 5. Sonra da 1 oluyor. Bu da 29. sayı. Cevap nerede? A şıkkında. Ne demiş? Orkun kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç değişik kelime çok rahat bir soru yani yapacağımız şey şudur. Direkt 5 faktöriye. Bu kadar. Cevabı ne olur? 120. Hiçbir koşul yok çünkü. Rastgele sırala gitsin. 5 avukat ve 4 savcı bir sırada oturacaktır. Avukatlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı biçimde demiş. Şimdi avukatlar farklı A1 A2 kaç avukat var? Oo, 5 taneymiş. Tamam ben şimdi anlatırken böyle uzun uzun yapabilirim ama dediğim gibi sınav anında olsa e, bunları bu kadar da hızlı, yani yavaş yapmam. Biraz daha hızlı yaparım. Mevzu anlaşılabilmesi. Şimdi avukatları biz yan yana istediğimiz için paketlemeliyiz. Şunları bir paket yapıyoruz. Bunlar ayrılmayacaklar. Tabii savcılar bağımsız. Kendi aralarında ne yapabilirler? Dolaşabilirler. Şöyle yapalım. Şimdi kaç paketimiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bir kere 5 faktöre kadar yer değiştirebilir. Avukatlar da kendi içerisinde bir 5 faktöre de öyle yer değiştirebilir. Cevap bu sayı büyük. Zaten şıklarda öyle verilmiş. Nedir? B'dir. Şimdi burada n artı 3'ün n eksi 6'lısı diyor. E, permutasyonun şu formülünü bir hatırlamalıyız. N'in R'si neyin nesiydi? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Tamam. O halde yani N artı 3 faktöriyel diyeceğim. Son şuraya da N artı 3 eksi N artı 6 olacak. Çıkartmadan o eksi 6 artı 6'ya dönüşüyor. Budur diyor 110. Hı hı. Şu n'ler gitti. Yani n artı 3 faktöriyel ne çıktı? Şu 110'u ben 11 çarpı 10 diye yazayım. Burada 9 var. Bu da 9 faktöriyel diye buraya gelir. Harika oldu. Çok güzel ayarlamış soru yazan kişi. Tebrik ediyorum. n artı 3 faktöriyel aslında 11 faktöriyel yapıyor. Dikkat ettim şurası. Buradan n artı 3 11 yani n sayısı nedir? 8'dir diyeceğiz. Soru da zaten n soruyor. Cevabımız da C oluyor. Bu test de burada bitiyor.